Selamların en güzeli Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kendisinden Sıddık'ın kızı Sıddık'a, Allah Resulü'nün sevgili Allah'ın sevgilisinin sevgilisi diye hadis rivayet edilen Ayşe validemiz çok hassas bir mizaca sahipti. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir gün dedi ki, ya Ayşe, ben senin bana kızgın olduğunu, kırgın olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsun ya Resulallah diye sorunca, çünkü sen bana kırgın olduğun zaman İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diye konuşmaya başlıyorsun. Eğer bana kırgın olmazsan o zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye konuşmaya başlıyorsun der. Bunu duyunca Ayşe validemiz, ya Resulallah, vallahi ben kızdığım zaman sizin sadece isminizi dilimden uzak tutarım ama sevginiz her zaman gönlümdedir diye cevap verir. İşte böyle cevaplar veren bu güzel insan da sevilmeyi en güzel bir şekilde hak ediyor Ayşe validemiz. Bizim de ona ruhumuz, canlarımız feda olsun. Evet, bu hassas mizaca sahip insan, güzel insan Ayşe validemizin oyuncakları da hala evindeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk dönüşünde rüzgarın kaldırdığı bir örtünün altından o oyuncakları gördü. Bunları görünce Ayşe validemize sordu, bunlar nedir ya Ayşe diye. Bezden bebeklerini gösterdi, bunlar benim kızlarım diye cevap verdi Ayşe validemiz. Atı, kanatlı bir atı vardı, o at nedir diye sorunca o da, bilmez misin ya Resulallah, Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları vardı, bu da onlardan diye cevap verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dişleri görünecek kadar çok tebessüm etmiştir. Bu cevap çok hoşuna gitmiştir. İşte bu güzel insan, bu nazik insan, pakize insan Ayşe validemiz, kendisi çok cömert, vermeyi çok seven bir insandı. Hatta o derece veriyor ki bir gün oruçluyken tam iftar etme zamanında kapı çalınıyor ve kapıda kendisinden bir şeyler isteyen fakir insanı görünce elindeki tek yiyeceği, ekmeğini ona veriyor. Kendisi de o şekilde iftar etmek zorunda kalıyordu. Yine Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz annelerimize maaş bağlamıştır. Ayşe validemize biraz daha fazla vermek ister. Fakat Ayşe validemiz bunu kabul etmez. Diğerleri ne kadar alıyorsa o da o kadar alır. Fazlasını hiçbir zaman kabul etmez. Kendisi bir gün elinde bir tek hurması vardır. O hurmayı da kapıya gelen bir kadına, iki çocuklu bir kadına paylaştırır. Kızlarına vermesi için iki kızı olan bir kadına verir. Yine elinde hiçbir şey kalmaz. Hatta günlerce evinde, ocağında ateş yanmazdı Ayşe validemizin. Kendisine sorarlar, ya Ayşe, yağınız olmaz mıydı diye. Ayşe validemiz de der ki, eğer yağı bulsaydık onu yakmak için kullanmazdık, mutlaka yerdik diye cevap verir. Böyle kendi ailesinde hiç sıkıntı görmemiş. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşiyken ciddi maddi sıkıntılarla karşılaşmış ama bunlardan hiçbir zaman şikayet etmemiştir. Hiçbir zaman bir Efendimiz'i üzecek, bu konuda üzecek bir tavrı olmamıştır validemizin. O kadar cömert ki kendisi, yeğeni Abdullah diyor ki Hazreti Ayşe'nin ellerini bağlamak lazım ta ki çok veremesin. Bunu duyunca çok üzülüyor Ayşe validemiz ve uzun bir müddet kırgın kalıyor, konuşmuyor yeğeniyle. Daha sonra bir plan yapıyorlar ve onu barıştırıyorlar. Yemininden döndüğü için de 40 tane köle azat ederek o yeminin kefaretini veriyor Ayşe validemiz. Evet, cömertliğinde sadakayı çokça dağıtıyor ve dağıtırken de enteresan olan şey şudur. Paralara kokular sürüyor. Diyorlar ki, ya Ayşe, neden paraya koku sürüyorsun? Çünkü diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum. Verilen sadakalar fakirin eline ulaşmadan önce Allah'a ulaşır. Ona ulaştığı zaman da güzel kokularla ulaşsın istiyorum. O yüzden kokular sürüyorum demiştir Ayşe validemiz. İşte bu güzel insan, nazik insan, güzel giyinmeyi seven, tesettürlü fakat zarif giyinen bir annemizdi. Kırmızı, siyah, turuncu renklerini giyer, bazen de ipek elbiseler giydiği olurdu. Bir gün bir elbise giymiş, üzerine bakarken babası gelir Ebu Bekir Efendimiz, der ki, ya Ayşe, neden üzerine bakıyorsun? O da, elbisemi çok beğeniyorum babacığım, o yüzden bakıyorum der. Ebu Bekir Efendimiz de der ki, fakat Allah sana bakmıyor. Neden babacığım deyince, çünkü Allah bir dünya nimetinden dolayı gururlanan kimse o nimeti, o süsü atmadıktan sonra
ona bakmaz diye cevap verir Ebu Bekir Efendimiz. Bunun üzerine Ayşe validemiz hemen o elbiseyi başka birisine sadaka olarak verir. Kendisinin yine 5 dirhemlik bir elbisesi vardı. Çok güzel bir elbise olduğu için gelinlik kızlar onu alırlar ve onu ödünç olarak kullanırlardı, giyerlerdi. İşte bu güzel Pakize annemiz aslında hiç üzülmeyecek, aslında hiç kırılmayacak bir insan, tertemiz bir ailede yetişmiş bir insan. Fakat bu mutlu günlerinin üzerine maalesef kara bulutların çöktüğü bir zaman dilimi olmuştur. O da hepimizin bildiği İfk hadisesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Müstalik kazasından dönerken bir yerde ordusuyla birlikte dinlenirler. Gece vaktidir ve Ayşe validemiz de bir ihtiyacını karşılamak için yavaşça hevdecinden çıkar. Kimse onu görmez. Zaten hava karanlıktır. Kendisi de zayıf cüsseli olduğu için, ses de çıkarmadığı için kimse onun çıkıp gittiğini fark etmez. İhtiyacını karşılar fakat çok sevdiği Yemen boncuklarından yapılmış gerdanlığını da kaybettiğini fark eder geriye dönerken ve tekrar onu aramak için biraz oyalanır. Geriye döndüğü zaman aslında orada oyalanırken ne kadar büyük bir hata işlediğinin farkına varacaktır. Çünkü kimse onun hevdecinde olmadığını fark etmemiştir ve kervan yola çıkmıştır. Kervanın olduğu yere gelince orada hiç kimsenin olmadığını görünce çok üzülür, ne yapacağını şaşırır. Fakat der herhalde benim olmadığımı fark edince buraya geri dönerler ve beni aramaya gelirler diye düşünür. Orada yorgun olduğu için kumların üzerine yatar ve uyuyakalır. Medine'ye doğru yol alır kervan. Sonra fark ederler ki Ayşe yok hevdecinde. Herkes birbirine sorar onu gördünüz mü diye, gören olmamıştır. Arkada ise ordudan kalanları, emanetleri, unutulan şeyleri toplamak için görevli bir sahabe efendimiz vardır. Geldiği zaman kervanın konakladığı yere orada birisinin çarşafına bürünmüş bir şekilde yattığını görür. Bakar ki Hazreti Ayşe validemiz ve ona sadece şu şekilde seslenir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek seslenir ve uyarır Ayşe validemizi. Yanında bulunan fazladan bir deveye onu bindirir, kervanın arkasından götürür. Olay bu şekilde olmuştur. Fakat kervanın içerisindeki münafıklar boş durmazlar ve bir dedikodu yayılır etrafa. Bu dedikoduyu çıkaran da yine münafıkların başıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden önce orada emir olmayı bekleyen, Medine'nin başkanı olmayı bekleyen münafıkların başıdır bu dedikoduyu çıkaran. Bu dedikodu yayılır fakat Ayşe validemizin hiçbir şeyden haberi olmaz. Onların başına gelen belalar ümmet için sonra hayır olacak hükümlerin çıkmasına aslında vesiledir. Küçük yaşta Efendimizin saadet hücresine girmiş, erkek olarak sadece onu tanımış, vahyin sağanak sağanak yağdığı bir hanede büyümüş, vahyin suyu ve havasıyla yoğrulmuş bir iffet abidesidir aslında Ayşe validemiz ve iffet onun yanağında, mübarek yanağında bir gül gibidir. Ama gel gör ki bu pak damene çamurlar atılmış ve ashab ızdırap içinde kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe validemizin ailesi, her birerleri bütün Müslümanlar ızdırap içinde kalmışlardır ve Ayşe validemiz bu olayı öğrendikten sonra hiçbir şey konuşmamış, sadece şöyle demiştir: ben de Hazreti Yakup gibi diyorum ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş, bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu anlattıklarınıza karşı yardımı sığınılacak olan sadece Allah'tır der ve Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında vereceği hükmü beklemeye başlar. Neticede Cenab-ı Hak Nur suresinin 11. ve 22. ayetleri, 11 ve 22 arasındaki ayetlerini gönderir. Ayşe validemizin beraati de temizliği de bir kere daha Cenab-ı Hak tarafından tescil edilmiş olur. İşte bu hadiseden, bu ayetin müjdesiyle kurtulur bu ağırlıktan Ayşe validemiz. Kendisi de üstünlüklerini zikrederken bu maddeyi de zikredecektir. Yani diğer hanımlardan üstün olmasının sebebi nedir? Neden üstündür? Şöyle der Ayşe validemiz: benim beraatim Allah tarafından verilmiştir. Temiz olduğu, onun hiçbir suçunun olmadığı bizzat Allah tarafından bildirilmiştir. Bir başkası da, hanımlar arasında hem annesi hem de babası muhacir olan başka birisi yoktur. Üçüncüsü, benden başka bekar bir hanımla evlenmemiştir Resulullah Efendimiz der. Dördüncüsü ise vahyin Resulullah'ın evindeyken, Resulullah Ayşe validemizin evindeyken gelmiş olmasıdır. Ayşe validemiz Cebrail Aleyhisselam'ı Dıhyetül Kelbi suretinde görmüştür. Efendimiz sonra ona onun Cebrail olduğunu ve kendisine selam ilettiğini de söylemiştir. Bir başka madde ise
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın der, benim evimdeyken, benim yanımdayken, ben de onun yanındayken hayata gözlerini kapatmış olması ve onun odasına gömülmüş olmasıdır. Ayşe Validemizi ayrıcalıklı kılan özelliklerden bir tanesi. Bir gün bu olay Efendimizin vefatından önce bir rüya görür Ayşe Validemiz. Rüyasında 3 tane ayın parçalanıp kendi hanesine düştüğünü görür. Rüyasını Ebu Bekir Efendimiz'e anlatır. Fakat Ebu Bekir Efendimiz yorum yapmaz. Efendimiz vefat edip de onun odasına gömülünce işte o parçalanan aylardan bir tanesi budur der ve bu şekilde tevil eder. Daha sonra o odaya Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de gömülmüştür. Hazreti Ömer Efendimiz vefat etmesine yakın Ayşe Validemize aracı gönderip kendisinin o odaya gömülmek istediğini iletmiştir. Der ki Ayşe Validemiz, aslında ben orayı kendime ayırmıştım fakat Ömer'i kendime tercih ediyorum der ve o odaya da Ömer Efendimiz gömülür. Dolayısıyla 3 tane ay parçası Ayşe Validemizin odasına gömülmüştür. Şu enteresandır, Efendimiz vefat ettikten sonra Ayşe Validemiz odada yaşamaya devam eder. Ebu Bekir Efendimiz de vefat eder, gömülür, yine hala odadadır. Ona küçük bir yer kalmıştır odada. Hazreti Ömer Efendimiz de vefat edip odaya gömülünce der ki Ayşe Validemiz, artık rahat bir şekilde girip çıkamıyorum. Çünkü içeride Hazreti Ömer de var. Daha önce babası ve eşi vardı. O yüzden odaya rahat girip çıkabiliyor, kalabiliyordu. Ama Ömer Efendimiz de oraya defnedilince odaya der tesettürüme dikkat etmek zorunda kalıyorum. Rahat girip çıkamıyorum der bu büyük annemiz. Evet, bu büyük mücahide, bu büyük müçtehide kadın Ayşe Validemiz aynı zamanda bir muhasebe kahramanıdır. Bir gün hıçkırıklarla ağladığını görür Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ve der ki, ya Ayşe neden ağlıyorsun? Ya Resulallah, cehennemin ateşlerini hatırladım da o yüzden ağlıyorum. Acaba oralarda ailenizi de hatırlar mısınız der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 3 yerde, yani amellerin tartıldığı, defterlerin dağıtıldığı ve sıratın geçildiği yerde kimsenin kimseyi hatırlamayacağını, herkesin kendi başına olacağını orada bildirmiştir. Ayşe Validemize sürekli Efendimiz hakkında sorular sorulur. O nasıl bir insandı diye, ahlakı nasıldı diye sorar alimlerden Mesruk Rahimehullah. Ve o der ki, sen Kur'an'ı okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yine hanımlardan bir tanesi, ya Ayşe, Resulullah Efendimiz nasıl bir eşti diye sorar. O da der ki, sizin erkeklerinizden biri gibiydi fakat insanların en iyisi, en yumuşağı ve en güler yüzlüsüydü diye cevap verir Ayşe Validemiz ona. Kendisinden Efendimiz'e dair birçok şeyi öğrendiğimiz Ayşe annemizin bazen baş ağrıları olur. Ağrısından dolayı da ciddi sıkıntılar çekerdi. Yine bir gün evine geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemizin çok başının ağrıdığını görür. Ve ona der ki, çok başını ağrıdığını söyleyince, ey Ayşe, sen benden önce vefat etsen, ben de seni kendi ellerimle defnetsem der. Ayşe Validemiz de, ya Resulallah, benim ölmemi mi istiyorsun der hemen. Bunun üzerine Efendimiz der ki, ey Ayşe, senin baş ağrın bir şey değildir, geçicidir. Esas benim başım ağrıyor ve benim ondan kurtuluşum yoktur diyerek vefat edeceğini haber verir. Ayşe Validemiz bize son günlerinde çok Efendimiz bitkin olunca Ebu Bekir'e haber götürmesini, kendisi yerine imamlığa geçmesini ister. Fakat validemiz der ki, ya Resulallah, benim babacığım çok yufka yüreklidir, ince seslidir, Kur'an okurken sesi titrer. O yüzden ona değil de bir başkasına bu vazifeyi verseniz der. Ama Efendimiz 3 defa tekrar edince mecburen Ebu Bekir Efendimiz imamete geçmesi için Ayşe Validemiz söylemek zorunda kalır. Kendisi der ki Ayşe Validemiz, aslında ben Resulullah'tan sonra onun yerine geçecek olan kimsenin insanlar tarafından sevilmeyeceğini düşündüğüm için, ona itiraz edileceğini düşündüğüm için babamın o mevkiye geçmesini istememiştim. O yüzden haber götürmek istememiştim der. Ama tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da kıramaz. Onun söylediğini yapar ve Efendimiz Ayşe Validemizin odasında göğsüne başını dayamış bir şekilde, Ayşe Validemizin göğsüne başını dayamış bir şekilde vefat eder. Onun vefatından sonra da Ayşe Validemizin dine birçok hizmetleri olmuştur ve onun en büyük hizmetleri, ilme olan katkısından sonra onu bir ordu komutanı olarak da görürüz aslında Cemal vakasında. Hazreti Osman'ın öldürenlerin yakalanması için, onu şehit edenlerin yakalanması için bir ordu toplar Ayşe Validemiz. Yanında Zübeyir bin Avvam, Hazreti Talha da vardır.
Fakat o dönemde İslam ordusunun devleti de olduğu için, Hazreti Ali halife olduğu için bu vazife esas onun işidir. Fakat bu mübarek insanlar veli olmalarına rağmen burada bir içtihatta bulunmuşlar. Belki isabet etmedikleri bir içtihat olmuş ve Hazreti Osman'ın öldürenlerin yakalanması için bu ordunun başına geçip Cemel Vakası'nın gerçekleşmesine sebep olmuşlardır. Fakat hata ettiklerini fark ettikleri zamanda geriye dönmesini bilmişler ve Ayşe validemiz ondan sonra bir daha hiçbir olaya, böyle bir hiçbir olaya karışmamıştır. Kendisi Muaviye döneminde, Muaviye devrinin son dönemlerinde Hicri 58'de Ramazan'ın 17. gecesinde 66 yaşındayken vefat etmiştir. Namazını Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmış. Ashab-ı kiram da onun vefatından sonra Baki kabristanına defnedildikten sonra peygamberlik hareminin bir meşalesi daha söndü diyerek hüzünlerini ifade etmişlerdir. Cenab-ı Hak her birerlerimize bugünün Ayşeleri olmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.